Maalesef evet, şey değişince. Tabii başladık zaten. Tabii yayındayız. Evet. Değerli izleyicilerimiz, çok heyecanla konuşuyoruz değerli konuklarımla. Ve sizlere tanıtmaktan büyük onur duyuyorum. Hemen yanımda Sayın Asuman Karaşabanoğlu, Cam Tavanı Delen Kadınlar. Bu isim çok güzel. Cam Tavanı Delen Kadınlar. Kurucusu ve yürütücüsü. Aynı zamanda sanat konusunda muazzam bir ne diyeyim, uzman mı diyeyim? Hiçbir şey demeyin. Demeyeyim. Ben sanat eğitimi aldım. Bu konunun altını çizeceğim bu cümle üstüne hemen dilime gelenleri bana söz geldiği zaman paylaşırım sizinle. Ve Sayın Aydın Erkmen. Aydın Erkmen bizim için duygusal açıdan da artık çok farklı bir yerde. Profesör Doktor Nazan Erkmen, biliyorsunuz onu yitirdik. Çok genç yaşında, daha vereceği çok şey varken sanata, Türkiye'ye bir Cumhuriyet kadını, bir Atatürk kadını olarak maalesef kalbi bütün yaşadıklarına belki itiraz etti, dayanamadı diyeyim. Evet. Ülkede sanatın getirmek istendiği yer ama çok dik duran bir Cumhuriyet kadını. Işıklar içinde uyusun. Başınız ve başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ Sayın olun. Aydın Erkmen. Siz sağ olun. Sayın Erkmen'in Anıtkabir'de çok çok güçlü çalışmaları var. Kendisini dinleyeceğiz şimdi, neler yapmakta olduğunu ve yarın çok önemli CKM'de saat 17'de bir sergi açılacak. Çok değerli eşinizin anısına. Evet. Hemen görüyoruz. İllüstrasyon Atatürk resimleri ve illüstrasyon sergisi. İllüstratör Aydın Erkmen'in Nazan Erkmen anısına 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Atatürk resimleri ve illüstrasyon sergisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 17'den itibaren yarın başlayacak. 10 Kasım 16 Kasım tarihleri arasında. Evet. Şimdi önce hanımefendiler diyorum ama bu sergi nedeniyle tabii, ve Nazan Erkmen'i de konuşacağımız için sıcağı sıcağına yarın büyük önderimizin ebediyete intikal edişinin önemli bir yıl dönümünü daha karşılıyoruz. Ama o kadar güçlü bir Türkiye bırakmış ki bütün yıpratma girişimlerine karşı dimdik ayakta bir Türkiye var ve ebediyete kadar da yaşayacak, sonsuza dek yaşayacak. Buyurun efendim, şimdi sizi dinleyebiliriz artık. Şimdi önce Anıtkabir'deki müzeden bahsedeyim isterseniz. Ben aşağı yukarı 1970 ile 70 ve 90 arası Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü ile çok sıkı fıkı çalıştım. Yani Kültür Bakanlığı'nın bütün yayınlarında illüstrasyonlarım oldu. Yakın tarih, uzak tarih, Cumhuriyet tarihi, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bütün konuları çalıştık. Ne zaman ki 2000 yılına gelindi, beni çağırdılar Ankara'ya. Evet. Dediler, Aydın, bir büyük projemiz var. Bunu ancak sen başarabilirsin. Çünkü ne yaptığını biliyoruz. Peki dedim, nedir sorun? Ankara'ya gittim. Dediler, Anıtkabir'in altına Atatürk'ün nasıl ortaya çıktığını gösteren savaşları anlatan büyük resimler, panoramalar istiyoruz dediler. Aslında panorama denmiyor onlara da, daha küçük olduğu için diyaramalar. Birisi büyük Çanakkale savaşlarındaki Atatürk, Sakarya muharebelerindeki Atatürk ve büyük taarruzdaki Atatürk. Bunların canlandırılması gerekli. Genelkurmay Başkanlığı bunu finanse etmek için bekliyor. Yalnız demişler ki ne yapılacağını görmemiz lazım. Yani bize görselleri en azından eskiz şeklinde anlatın. O zaman Güzel Sanatlar Genel Müdürü rahmetli Mehmet Özel idi. Aydıncığım dedi, önce bu ikna çalışmasını yapman için senin çalışmaya başlaman lazım. Ve ben oturdum zannediyorum 6 ay geceli gündüzlü çalışıp eskizleri hazırladım. Genelkurmay Başkanlığı'nda büyük bir briefingle bunları sunduk.
Sonunda işte tarihçiler falan da var yanlarında. Dediler tamam, ne yapılacağını anladık. Startı verdiler, başlayın dediler. Fakat başlamak tabii o kadar kolay değil. Bir ekip lazım bu iş için. Dediler bütün Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yazı yazalım ve bir ekip oluşturalım. Tabii o zaman bu yazılar yazıldı ve maalesef hiçbir yerden tık çıkmadı. Yani biz ekibi kuramadık. Onun üzerine dışarı yöneldik. Önce Kore'ye gittik. Oradan da bir şey çıkmadı. Sonra Moskova'ya gittik ama Moskova müthiş bir yer çıktı. Orada Tahir Salakov diye bir Azeri bir ressam, yani devlet nişanı almış. O bize çok yardımcı oldu. Oradan bir ekip oluşturduk. Eskizlerimizi götürdük. Çok beğendiler. Dediler bize sadece boyaması kalmış dediler. Hakikaten de öyleydi. Fakat dediler bizim bir hafta içinde gelip ne kadar zamanda önce yapacak ya istiyorsunuz bu işi dediler. O zamanki Genelkurmay Başkanı'nın gitmesine de 3 ay falan varmış. Biliyorsunuz böyle bir şey vardır bizde. Demişler 3 evet, ayda istiyoruz bu resmi. Yani 3 ayda bitecek. Dediler imkansız böyle bir şey. Yani Aydın Bey'in yaptıklarına bakarsak 1 yıl çalışmamız lazım dediler. Ama 3 ayda da biz bunu çözebiliriz ama yapılanların üzerinde çok büyük oynamalar yapacağız. Peki dediler. Bir hafta sonra da geldiler Türkiye'yi. Bütün savaş alanlarını dolaştık. Sakarya, Büyük Taarruz, Çanakkale, Kocatepe, Afyon her yeri dolaştık. Resimler çekildi çünkü nihayet belgesel bir şey olacağı için gerçeğe uygun olması lazım, atamazsınız kafadan. Sonra bütün bunlar çekildi. Bir hafta sonra eskizler geldi. Eskizler üzerinde tarihçilerle oturduk. Bazı değişiklikler yapılacaktı. Çünkü bir takım figürleri Rus askerlerinden almışlar figürleri. Sonra buradan figürler gitti. Onların yüzleri kondu filan. Nihayet 3 ay sonra zannediyorum 26 Ağustos'ta biz sergiyi, o zaman koalisyon hükümeti vardı. Onların huzurunda Anıtkabir'de bir törenle sergiyi açtık. Ödüller filan verildi. 30 Ağustos'ta da halka açıldı ve çok büyük ilgi gördü tabii. Hemen dediler arkasından Afyon'a, Ankara'ya, İzmir'e de birer tane yapalım. Çünkü bir ihtiyaç bu hakikaten. Fakat o sırada hükümet değişikliği oldu ve bütün bunlar kaldı. Şu anda Rus ressamlardan bazılarını kaybettik. Çok iyi arkadaşlardı. Öyle bir ekip oluşturmuştuk. Şu anda zannediyorum, bilmiyorum ama ortalama günlük, yıllık ortalamaya göre günde 50 bin kişi falan geziyormuş yani. Çünkü bu büyük bir ihtiyaçtan doydu. Herkes işte torununu, oğlunu, çocuğunu getiriyor. Bakıyorlar, her taraf beton. Diyorlarmış ki Atatürk nerede? Onun üzerine bunlar iletilmiş Genelkurmay Başkanlığı'na. Onlar da böyle bir müze yapılmasına karar veriyor. Olay buradan çıkıyor aslında. Ve neticede çok güzel bir şey oldu yani. Evet, bütün sorulara cevap verdi. Her gün akın akın insanlar gelip müzeyi izliyor. Muazzam Atatürk'ü, oldu. Yakın tarih. Şimdi bir yaşıyor orası değil mi? Evet. Tabii bir de öyle bir öğretisi var ki bunun ön kapıdan girip arkadan çıktığınız zaman yakın tarihimizi bir daha okumanıza gerek yok. Yani görsel o kadar işliyor ki hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Böyle de bir işlevi tabii, var. Tabii göz hafızası yani ve çok başarılı bir şey oldu. O atmosferde dolaşmak, her görselle bambaşka bir dünyaya gitmek açıklamaları var. Olağanüstü güzel. Ve gittikçe artan bir ilgi, gittikçe artan bir sevgi seli. O sizin de katkınızla çok önemli bir noktaya taşınıyor. Evet. Tabii hemen üzerinden 15 yıl geçiverdi yani. O kadar ne çabuk, zaman çabuk gibi geçiyor ki. Evet. Gerçekten öyle. Daha yeni yapılmış gibi sanki. Aynen öyle. Şimdi onların tabii bir de her sene gelip bakımı yapılıyor filan aynı ekip tarafından. Devamlı bakımlı olması çok önemli. Çok muazzam bir proje. Evet, çok iyi düşünülmüş bir proje. Çok iyiydi. Ve katkılarınızla. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve yarın da CKM'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde şimdi bir önemli sergi var. Tabii o zamandan sonra ben birazcık da Atatürk'e önem vererek, çünkü Atatürk'ün fotoğraflarından başka
kullanılan gördüğümüz bir şey yok. Evet. Ben de kendi çizgilerimi katarak yeni Atatürk resimleri yapmak istedim. Nazan da bunun farkında rahmetli. Dedi ki mutlaka dedi bir sergi açacaksın sağlığında. Dedim Nazan elimde o kadar sergi açacak kadar fazla bir resim yok. O zaman dedi yap. Aslında bir tane bile olsa sergiyi açabilirsin dedi. O kadar etkiliydi çünkü. Onun üzerine rahmetlinin son gecesi ben dedim ki sabaha kadar çalışayım bu eksikleri tamamlayayım. Böylece resim sergi için içimiz rahat olsun dedim. Peki çalış dedi. Evet. Ve ben sabah saat 7'ye kadar çalıştım. Bu eksik resimleri de tamamladım. Ama maalesef sabahleyin Nazan Atatürk'üne kavuşmuştu. Evet. Işıklar içinde uyusun. Tabii bu arada siz konuyu getirdiğiniz için acınızı bir kez daha deşmek istemem ama. Evet. Var mıydı bir sorun o gün? Efendim? O gün bir sorun var mıydı Nazan Hanım'da? Valla bir ay önce check-up yaptırmıştık. Evet. Hiçbir şeysi yoktu. Kalbin gayet sağlam dediler. Yalnız midesinde sorunları vardı. Onun da ameliyat olacaktı. Onun dışında hiçbir şeysi yoktu. Yani o fakat, gün mutlu mesut. Fakat son aylarda acayip bir yorgunluğu vardı. Her akşam yorgunluktan öldüm bittim diye gelirdi. Yani bir iki saat ya konuşur ya konuşmazdık. Ondan sonra uyurdu. Ve her gün stresle, büyük orada münakaşalar falan biliyorsunuz o iş dünyasını. Evet. Ve bir de Nazan çok inatçı biriydi. Mutlaka istediği her şeyin yapılmasını isterdi. Onun için zaten dekanlığı çok seviyordu. O güç onun çalışmasını çok iyi tetikliyordu. Ve tabii belli bir yere kadar insan vücudu dayanabiliyor. Ondan sonra maalesef hiçbirimizin ummadığı bir şekilde birden aniden terk edip gitti yani. Peki bu projeyi siz tam bitirdiniz değil mi? Sabah 7'ye kadar çalışıp. Evet. Işıklar içinde uyusun. Sağ olun. Belki bir yerlerden bizi duyuyordur. Sağ olun. Ve tabii Sayın Asuman Karaşabanoğlu da çok anılara sahip. Değil mi? Gülgün Hanım, Ulusal Kanal bu acı kayıp için bu ikinci kere hem Nazan'ı anıyoruz hem Nazan'ın adıyla bu camianın, kültür sanat insanlarının yani popüler kültürden öte kadim sanatlara, geleneği olan sanatlara, eğitim kurumlarının uzantısı olarak hayatlarımızla devam ettirdiğimiz bir şekle nasıl baktığımız, bunu nasıl yaşadığımızın da Nazan vesilesiyle ikinci kere bize şansını veriyorsunuz. Ama daha önce de bütün hele Cam Tavanı Delenler Camiası'nın mensubu lütfettiniz siz de bizimle beraber. Çok mutluyum. İsminizi armağan ettiniz bize. Beraberiz. Ne demek, büyük bir onur. Bunlar çok önemli fırsatlar. Aydın Bey'in, biz okul arkadaşıyız. Nazan, Aydın Bey, ben. Evet. Aydın Bey grafik bölümünü birincilikle bitiren öğrencilerden. Fakat bakın nasıl hoş bir şey var biliyor musunuz? Aydın Bey uzun boylu. Türk standartlarının üstünde uzun boylu. Nazan da neredeyse Türk standartlarının bile ufak tefek kabul ettiği. Fakat Nazan Erkmen, ben enişte diyorum Aydın Bey'e, hem de okuldan abim, kadınlığın bir fizik değil kimya olduğunu o kadar güzel ete kemiğe bürünmüş şekilde bize yaşatmıştır ki anneliğiyle, öğretmenliğiyle, anne dekan derlerdi Nazan'a. Yani o dekanlığın bütün forslarından azade, hemen yanınızda bitiveren, renginiz sarıysa görüveren, bir şeyler yemeniz lazımsa çantasında hep bir şeyleri olurdu veren bir hoca. Okula triyaneller armağan eden, dekanlığı da efsane geçmiştir. Dünyasal, hep dünyasal. Zaten bu bahsettiğimiz şekilde sanata bakan ve Nazan Atatürk'üne kavuştu dedi Aydın Bey. Türk, çalış, öğün, güven. Burada kimsenin kendinden memnun olmak gibi bir konforu yok. Hep çıtayı zorlamak. Yani kendi şeyinizden, milli anlayışınızdan
çıkıp evrensele gidebilmek, kendi mesleğinizi yapabildiğiniz yerden ya ulusala ya dünyasala açılabilmek. Nazan bunun işaretlerini veren ve yaşantısına bunu sokmuş olan, çocuklara da bunu ilham edecek öğretmen anlamında çok önemli Gülgün Hanım. Kadın olarak çok önemli. Yanındaki adama rahat vermiyor. Yani sen de çalışmalısın. Uyuma. Bir gece uyumasan ne olur gibi zorluyor. Bu sergi için Aydın Bey'in de izniyle Kadıköy Belediyesi'ne. Ah ya tabii. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürler. Kent Konseyi'ne, Nazan Erkmen Doğuş Üniversitesi'nin kampüsü münasebetiyle çok yakınlarında bir coğrafyadaydı ve Kent Konseyi'nin danışmanlığını da yapıyordu projelerine. Kent Konseyi'ne, bilhassa bu sergi, ki Aydın Bey sergiyi asıp geldi buraya. Evet. Şeyin, İkbal Hanım, Kent Konseyi'nin genel sekreteri, Aydın Bey'i rahatsız etmek istemedi. Bu acılı, bakın ne kadar taze her şey dönemde. Bu şeyi, görevi biz yüzümüzü kızartarak üstümüze aldık. Yarın bütün İstanbul'u, bütün gençleri bekliyoruz. Ben sabah Milli Saraylar'daydım, Dolmabahçe evet. Sarayı. Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım'da. Gülgün Hanım 20 bin ziyaretçi alırmış. Ve Milli Saraylar 10 Kasım'da gelen, başka şehirlerden geldikleri de düşünülen bütün ziyaretçilere işte çay kahve ikramları yaparak çok özel bir gün yaşıyor Dolmabahçe Sarayı. İhtimal Anıtkabir, ihtimal Türkiye, Atatürk'ü anlamak. Atatürk'ün dediği gibi fikirlerini anlamak, evet, yaşatmak ve hissetmekle olacak bir şey. Yarın bir faniyi anmaktan öte bir şey. Evet. Yarın Türkiye kendini temize çekecek. Bugün nabız gibi atan Orta Doğu coğrafyasında Türkiye kabullerini, kutsallarını, kazanımlarını, tabii ki o yüzyıllara dayanan mirasından güç alarak baştan gözden geçirecek. Onun için bu sergiye herkesi bekliyoruz. Evet. Öyle değil mi? Nazan'ın evet. öğrencileri muhakkak geliyorlar. Gülgün Hanım, buradan hemen sizin dediğiniz şeye geçeceğim. Bir cam tavanı delenler anonsuyla bu evet. ekranda görünüyoruz hep. Bu bir kadın yapılanması olarak görünse de bunun kıymetli cümlesi, tendedir erkek kadın, ruhun cinsiyeti yoktur diye gider. Bu çatının logosu Aydın Erkmen'in armağanıdır. Bir zümrüt anka, bir cam fanusu zorlayarak çıkmak üzeredir. Güzel bir kuş değildir. Çok debelenmekten neredeyse kas yapmış gibidir ama bir kadın kuştur. Dediğimiz gibi kadınlık bir kimya işi. Bunu çok güzel yaşamış. Bütün edimlerini yerine getirmiş bir anne, bir öğretmen gitti. Hayatını hep çalışarak ve öğretmenlik yaparak geçiren, bir tek resmini dahi satmayan bir sanatçı birlikteliğidir Aydın Erkmen'le Nazan Erkmen'in birlikteliği. Öyle değil mi Aydın Bey? Bir evet. resim dahi satılmamıştır ama evet. Atatürk'ün adının geçtiği her yere armağan edilmiştir. Tabii. Onun için 10 Kasım'da Atatürk'le birlikte bir Cumhuriyet Kadını'nı anıyoruz. Türkiye Misak-ı Milli'deki bütün kadınların Cumhuriyet Kadını olduğu düşünülerek. Ellerinize sağlık Aydın Bey. Şimdi zaman zaman 4 dönem dekanlık yapmıştı. Zaman zaman dekanlıkların arasına boşluklar girerdi. Bu boşluklar onu paniğe sürüklerdi. Ne yapacağım? Şimdi görevime nasıl devam edeceğim, nerede ne yapacağım diye hemen başka üniversitelere başvurdu. Tabii hemen kabul görürdü. Ben şahidim, çok anlaşma safhalarında ben bulundum. Önce şöyle derdi, bakın ben Atatürkçüyüm. Sakın ola ki bundan taviz istemeyin. Yani bundan taviz isteyecekseniz şimdiden bu işi bırakalım derdi. Yani bunu da önce vururdu böyle yumruğunu. İşte tabii sonra onlara gerek kalmadı. Eski işine döndü. Doğuş'ta devam ediyordu. Son 4. dönemiydi. Çok mutluydu. Ve bu Atatürk sergisinin açılmasını özellikle çok istemişti benden. Ve de demin anlattığım gibi yani bunu da yerine getirdik. Zannediyorum yarın çok güzel bir sergiyle İstanbullular karşılaşacak.
Nazan'ın da çok güzel bir resmini koydum aralarına. Çünkü onun anısına yaptığım için. Bu arada Sayın Erdal Atabek çok güzel bir yazı yazmıştı onun hakkında, Nazan Erkmen diye. O iki resminin arasına bir gündelik resmini koydum. Gündelik tam benim dediğim Nazan. Öbürü de daha resmi bir Nazan, dekan Nazan. Aralarına da bunu koydum. Çok güzel bir yazı. Erdal Bey'i de davet ettim. Yarın o da gelecek. Zannediyorum çok, çok etkili özel bir sergi olacak. Evet. Peki sadece Kadıköy'le mi sınırlı kalacak bu sergiyi? Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir. Türkiye çok büyük. Diğer yerlere de taşımayı düşünüyor musunuz? İşte Avrupa yakasında olabilir mi? Şimdi bu tabii tekliflere evet, bağlı. Bu zannediyorum bu sergiyi daha da genişletebilirim. Atatürk'ün zannediyorum evinde çok büyük panolar da var, resimler de var. Atatürk'ün ortaya çıktığı cephelerden kurtuluşa adlı bir, bütün hepsinde Atatürk var, bütün cephelerde. Onunla da zenginleştirerek yakında Kuvayi Milliye diye yeni bir projem var. Ona başlıyorum. Zaman içinde, kısa zamanda bitirebilirim bunları. Eğer büyük teklif olursa Türkiye'yi bile dolaşırız yani. Niye olmasın? Niye olmasın? Ve tabii. Yani çok etkili de bir şey olur. Yeni nesillere falan zannediyorum çok. Evet. Çünkü benim sergilerim daha çok böyle görsel değil, bir yandan bilgilendirici sergiler. Genelde resimlerimin yanına metinler koyarım. Yani insanlar resimlere bakıp, hele yeni nesil, bu resimlerden hiçbir şey anlamaz çoğu. Çünkü tarih, belgesel şeyler. Yanına yazılarını da koyarım. Onları okuyarak sergiden bilgilenmiş olarak da çıkarlar insanlar. Bu çok önemli bir şey. Belki böyle bir sergi düşünülebilir ve bütün Türkiye'yi dolaşabilir. Dolaşabilir. Yani? Ki gönlümüz değil mi, dolaşmasından mı? Şimdi Kadıköy Belediye'yi evet, onun için diyoruz. Kadıköy Belediye bir davet yani, çok istedi. Evet. Yani ve peş peşe sergiler, Nazan'ın söz verdiği, Nazan Hoca'nın sergileri, Aydın Bey'de hiç acısına hapsetmeden kendini. Evet. Bu ikinci sergi bu kadar hızlı zaman içinde. Gülgün Hanım, bakın, bir bellek yaratmak anlamında dediğim gibi Atatürk'ün içinden geçtiği, Atatürk Selanik'te doğuyor. Bakın, Misak-ı Milli'nin biraz daha dışında, Türkiye'de. Bugün size ben bir başlığımız var mı diye sorduğumda Atatürk ve sanat dediniz. Ben Aydın Bey'le de paylaştım. O kadar çok bu konuyu kendi mevzusu yapmış hocalar var ki, sosyologlar evet, var, sanat tarihçiler var. Belki haddimiz olmayabilir ama benim Atatürk'ün mesajlarından, bakarken satır aralarından okuduğum, savaş da sanattır, hayat da sanattır, hayat da savaştır, savaş hayattır. Böyle yaptığımız zaman Atatürk çok muntazam bir asker olarak, bütün fotoğraflarında bir kere görseli de çok güçlü. Ama sivil hayata geçtikten sonra da son derece kuvvetli, neredeyse dünyasala örnek olacak bir lider görünümünde. Tabii. Yani aslında kıyafetlerimiz, hayat bir sahne ise evet, bizi anlatır. Yani ben Atatürk'ten ne öğrenirim dediğim zaman kendi kendime Nazan'la bizim düşünce biçimimize çok uygun olarak hemen bir hikaye koyuyoruz. Yani o gün görüşeceğiniz ortama göre, görüşeceğiniz konuya göre önden çalışıp görselinizi de hazırladığınızda sahnedir artık. Atatürk'ün bu ciddiyette gittiğine inanıyoruz biz. Hayatı da bir sanat, bir savaş, savaşı da hayatın olağan gidişinde bir şey kabul ediyor. Atatürk asker. Bir başkası sanat eğitimi almış olabilir. Yani yaptığınız işi en iyi yapmak ve bunu mükemmele ulaştırmak zaten evet, sanata bir adım atmak, sanata tabii, evet demek. Tamer Levent'in de kulaklarını çınlatarak oluyor. Evet. Böyle olduğunda mimariye dönüşmüş halidir. Çizim yapan biri için resme dönüşmüş halidir. Aydın Bey çünkü tarih sevdiği için. Buradan giderek bu memleketin kadim değerlerinde ne var? Annemizin yazmasındaki oyadan
Evimizdeki bütün ritüellerle bir kültür sanat yaşayarak geliyoruz. Bizim klasik Türk müziği, musiki dediğimiz şeyin şifalandırıcı bir yanı var, makamları var. Ezanlarımızda bile makam var. Atatürk bütün bunları hiç kaçırmadan, kabullerimize bilhassa kadınların önünü açarak büyük bir yol vermiştir. Şimdi yarın dediğim gibi bir faniyi anmaktan öte neler kazandık? Nelerin ayak izlerine basılarak geldi? Atatürk bu memleketin geçmiş tarihinin bir paşası olarak tanıdık ve bizi cumhuriyete taşıdı. Ve cumhuriyete taşırken de bize değerlerimizi ihmal edin, unutun, bunları yok sayın mı dendi Gülgün Hanım. Atatürk'ü anlamaksa lütfen herkes vicdanlı olacak, şerefli olacak ve vefalı olacak. Atatürk'ün doğru anlaşılması adına böyle bir görev almış düşünüyoruz biz kendimize. Nazan bir noktaya kadar getirdi. Bayrak bizde, biz Nazan'ın yaşıtı bir jenerasyonuz. Bakın siz ne kadar güzel taşıyorsunuz bu bayrağı. Kaçıncı keredir bunları söylemeyi bize fırsat verecek vesileler yaratarak. Binlerce teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Varlığınız öyle büyük bir zenginlik ki bakın yarın muazzam bir sergi CKM'de hayata geçecek. Ama evveliyatı çok önemli. Sizin verdiğiniz değer çok önemli. Kadın olgusu çok önemli. Atatürk'ün en değer verdiği kadınlar bugün neler yapıyorlar erkekle omuz omuza, kadınlıklarından ödün vermeden? Hep yapmadılar mı? Ne kadar önemli. Hep yapmadılar mı? Tabii. Bakın Aydın Bey'in panoramalarında, savaşta, savaş hikayelerini biliyoruz. Evet. Bebeğinin üstünü örtmez, mermilerinin üstünü örter. Evet. Şimdi bu kadınlar bizden eğitim münasebetiyle farklı çıtalarda da kalsa, biz onların eline su dökemeyecek durumda olarak hayatımızı sürdürüyoruz şu anda. Ve eşiniz belki beden olarak terk etmiş olabilir sizi ama bıraktıkları çok önemli. O kadar çok. Bana çok ödev verdi dediniz stüdyoya girdiğiniz anda. Şimdi efendim Nazan acayip enerjik biriydi. Ne güzel. Bir de zannediyorum onun yanında müthiş bir inatçılığı vardı. Bir işi tuttuğu zaman sonuna kadar götürme gibi. Ben onun yanında çok daha ağırımdır. Şimdi düşünüyorum da demek ki ben onun enerjisiyle sürüklenip gidiyormuşum. Şimdi bundan sonra düşünüyorum acaba o enerji devam edecek mi yoksa daha mı ağırlaşacağım merak ediyorum. Tabii dediğim gibi demin bir sürü projelerimiz var. O hayattayken de bu projeleri konuşuyorduk zaten. Ama bir şekilde devam edeceğim. Başka çarem yok. Çünkü yapacak çok şey var. Bu ülke için yapacak çok şey var. Şu anda bütün bu dediklerimin yanında arkeoloji üzerine çalışmalarım var. Türkiye'deki antik kentler ve antik hikayeler üzerine bir projem var. Aşağı yukarı 50 büyük resimden oluşacak. Yeni nesillere arkeolojinin önemini anlatmak için ben bunu yapıyorum. Belki de bütün şehirleri dolaşarak o da bilgilendirmeli bir sergi olacak. Ve zannediyorum sergi bütün Türkiye'yi dolaştığında yeni nesiller arkeoloji konusunda bambaşka düşüncelere sahip olacak diye düşünüyorum. Tabii maalesef malzeme konusunda zorluk çekiyorum. Çünkü her şey götürülmüş. Şimdi Nazan hayattayken görevi icabı birçok yere gittik. O görevi yerine getirmek için gerekli yere giderdi. Ben de müzelere giderdim hep. Şimdi şu anda aşağı yukarı yaralamış vaziyetteyim. Fakat artık malzemesi olan kentleri hazırladım. Malzemesi olmayanlar için hala daha dışarı gitmek zorundayım. Yani burada olması gereken malzeme maalesef dışarıda. Ancak dışarı gidip onları çekip burada sanki buradaymış gibi tekrar resimlemek durumundayım. Bunu biraz izleyicilerimiz açısından daha netleştirir misiniz? Yani en önemli şeylerimiz yurt dışına mı kaçırılmış veya götürülmüş? Evet. Ne kadar acı. Maalesef. Ne kadar acı.
Neler gitmiş mesela, isim vermeniz mümkün? Yani hiç inanamıyorum. Mesela İngilizlerin Türkiye'deki antik kentlere ne alakası var, değil mi? Ama 1800'lerde, 1700'lerde daha hiçbir teknolojik ne bileyim taşıma gücünün falan olmadığı zamanlarda gelip dağlardan indirip onları ülkelerine kaçırmışlar. Bu 1700-1800'lerde yani. Daha o zamanlar. İnanamazsınız. Yani bir de şeyi düşünüyorum mesela Berlin'deki Bergama Sunağı'nı. Bergama Sunağı'nı keşfettikleri zaman bakıyorsunuz fotoğrafları var. Bir toprak yığını. O toprak yığınından nasıl çıkardınız da onu gidip orada tek tek numaralayarak götürüp tekrar yeniden sanki onlar tarih öncesi gelip onlar yapmış gibi. Bu kadar dehşet bir şey bence. Fakat onlar diyorlar ki Türkiye bu mirasa sahip çıkamazdı. Onların hepsi mahvolur giderdi, kireç taşı olurdu filan diye kendilerine göre bahaneler üretiyor. Esas diyorlar bu medeniyetin şeyi biziz, sahibi biziz. İşte görüyorsunuz. Biz bunları bu şekilde, bunlar Türkiye'de kalsaydı kim bilir ne olurdu gibi bahaneler üretiyorlar. Evet. Tabii bu bilinçle ilgili bir şey. Biz en azından şimdi geç bile kalsak yeni nesillerimizi arkeolojinin önemini anlatabilirsek en azından herkes, bugün her kentin bir arkeolojik kenti var. Mesela ben Aydınlıyım. Aydın'da Tralles diye bir kent var. Ve kazılsa hala kazılmadı. Kazılsa bir Efes gibi bir yer olacak. Fakat üzerinde bir askeri garnizon var. Mesela bir türlü onu başka yere alalım, şurayı kazanalım, kazalım ve Aydın çıkaralım yani. Demiyor kimse. Bunun gibi daha binlerce var kazılmamış yer. Şimdi ben bu konuda tabii arkeolog arkadaşlarım var. Onlardan da bilgi alıyorum ve çok kitap okuyorum bu konuda. Tabii konuyu başka bir yöne saptırdık ama bunu da bir proje olarak yani gelecek nesilleri uyandırmak, onları bu konuya eğilmek, sahip çıkmak, çalındığı yahut çalındığını gördüğü anda ikaz etmek filan gibi bir takım önemli şeyleri onlara sahip en azından onlara kazandırmamız lazım. Bakalım başarılı olabilecek mi? Yani olacağını sanıyorum. Önemli olan istemek. İstedikten fakat, sonra başarısız olması Henüz haksız. Daha Kültür Bakanlığı'na müracaat etmedim. Bittiği zaman bunu önce Kültür Bakanlığı aracılığıyla sunmak istiyorum. Çünkü ancak öyle bir önemli bir atılımla bu iş daha iyi gerçekleşir diye düşünüyorum. Hatta bunlar Türk Hava Yolları için, turizm posterleri için falan da kullanılabilecek çok geniş bir yelpazesi var. Bakalım göreceğiz. Önce bitirelim ondan sonra. Evet, başlamak, istemek başarmanın yarısı evet, mı? Evet. Peki tekrar konuyu Nazan Erkmen'e getirirsek. Siz arkadaş olarak Nazan Erkmen'i biliyor, yaşıyorsunuz, yaşadınız, hatıraları içinizde. Siz zaten işiniz 50 yıl. Klasikteyim de ya 50 yıl. Bir yastığa baş koydunuz, dile kolay 50 yılın ardından onu sonsuzluğa uğurlamak zor. Çok zor. Size şimdi, çok zor. Nazan 50'li yaşlara kadar fazla sanatla ilgili değildi. Okulu bitirmesine rağmen hayat mücadelesi o kadar değişikti ki mecburen başka işlerde çalıştı. Ne zaman ki 50 yaşlarında 2000'li yıllarda başlarında akademik kariyere başladı. Sanatla ilgisi ve bütün bu coşkusu ortaya çıktı. Nazan ondan sonra biz günde 2-3 saat görüşür hale geldik. Yani biz 16-17 senedir bu şekilde yaşıyoruz. Güzel bir evet. Fotoğrafı, görsel var şu anda karşımızda. Arkadaşlarımız da koydular. Evet. Epey bir malzeme bıraktım aslında. Hmm. Şey yapabilirlerse pek çalışacak vaktimiz tabii. Olmadı ama güzel Nazan Erkmen, Aydın Erkmen görselleri var. Gürgün Hanım, Nazan Erkmen çocuk kitapları resimledi. Bütün Türk efsanelerini resimledi. Türk olmakla hakikaten çok övünen, bu kanı hakkıyla taşıyan evet. Bir
hanımefendiydi. Evet, evet. Ve Nazan'ın hayatından yoktan var etmenin ne olduğunu herkese geçmiştir. Yani kadın eli diye siz de kendi yapınızdan bilirsiniz. Kadının dokunmasıyla nasıl bir şeyler coşar. Üstelik bunu Türk kadınına has sıcaklığıyla. Bizim çok kıymetli arkadaşımızdı. Şimdi evet, biz tabii bir yapı meydana getirdik. Cam tavanı delen kadınlar derken bu varoluşunu, mücadelelerini tamamlamış kadınların birbirine dostça dokunuşları, samimi uyarıları ve belli projelerde, manifestolu projelerde birleşmeleri hakiki bir fener gibi yol gösterici oluyor. Bu grubun içinde pek çok hanımefendi var. Birkaç tanesinin adını anmak isterim saygıyla. Siz tanıyorsunuz hepsini. Profesör Leyla Pınar var. Evet. Misafiriniz olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de buradaydı. Sayın Nilgün Onat var. Evet. Profesör Çiğdem Çin'i var. Profesör Şerife Atlıhan. Bu sabah beraberdik, selamları var. Profesör Hülya Tezcan var. Böyle gider. Bizim kurduğumuz bu yapının şeyleri... uluslararası olabilmesinde de yeni bir arkadaşımız katıldı sizin gibi aramıza. Onu da selamlıyorum. Mürşide Okumuş. Bir Okumuş Holding'in kendi aile şirketlerinin yöneticisi. Bunun yani nasıl açılacağını, dünyasal diyorsunuz ya, Aydın Bey'in sergisi gezmeli. Bazı hareketler de öyle güçlü ki bir şeye sıkıştıramazsınız. Lokal mesajını tabii, lokale sığmaz. Şimdi Aydın Erkmen'in bahsettiği şeyler hep gözümüzün önünde gelişti. Ama bizim bu yapılanmamızın açmak istediği konulardan biri Trakya'ya adını veren Traklarla alakalı kazılar yarım kalmış vaziyetteymiş. Evet. Bir Trak köyü, bunu bir hoca, Trakya Üniversitesi'nin Engin Bey profesör, sanat tarihi kürsü başkanı. Bunlar çok önemli projeler. Belki kazı anından itibaren tabii, resimlenip tabii, kitaplaştırılabilecekti. Tabii. Sonra mülteci olayı bu ara çok güç kazandığı için. Leyla Pınar sizle sohbetinde de anlattı. O bütün bu saydığım hanımefendilerin kendi adıyla anılan bir projesi var. Nasıl cam tavanı delenler benim içimi titreten yaşamışlıklarımla evet, oluşan bir şeyse, mülteci sanatçıların katkısı toplumlara yatsınamaz ne kadar yükseltir Gülgün Hanım. Ve şeyin... Evet, ne görüyoruz? Bir güzel bir fotoğraf geldi. Şey, cam tavanı delen kadınlar evet, sergisi evet, Dolmabahçe evet, Galeri'de. Bütün şeyle Nazan artık yorgunluktan ayaklarımız şişmiş. Toparlıyoruz. Şeylerde, savaşlarda telef olan kültür miraslarının akıbetiyle ilgili bir sempozyumla da taçlandıracağız. Bu seneki Dünya Kadınlar Günü'nü Nazan Erkmen ödülleriyle yapacağız. Bir teklifimiz var bizim. Burada söyleyelim Aydın Bey, evet, siz biliyorsunuz. Buyurun. Orta Doğu'da telef ediliyor kültür mirasları. Bunların akıbetiyle ilgili ben kendi bildiklerimi çok amatörce çalışılmış şeyler olarak düşündüğümden bilenlerin konferanslarını dinledim. Türkiye bir açık hava müzesi olabilir. Türkiye Orta Doğu'nun kültür miraslarını benimdir demez ya da benim hazinem aman da ben saklayayım demez. Bir açık hava müzesi gibi bir yedi emin olarak muhafaza eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin namusu, kanı, geçmişi buna uygundur. Biz bunu bir açık hava müzesi olarak Anadolu'nun bağrında evet, muhafaza edip günü geldiğinde o temenni ettiğimiz dünya barışına, Atatürk'ün dediği dünya barışına ulaşıldığı gün bunları yerlerine hediye etmek üzere muhakkak evet, emanete hıyanet etmeden koruyabiliriz. Ve bu ara Aydın Bey bir Çerkez'dir belki bilirsiniz ve Kafkas göçü mülteci kültürünün çok önemli bir ayağıdır. Türkiye'ye Kafkas göçü geldiği zaman Kafkasya sabrı bir durağan süreç olmaktan çıkarmış bir kültürdür. Sabır durağan değil, mücadeleye dair bir süreçtir. Ve şefkatle, saygıyla, sara sarmalıya, ana vatana saygıyla evet, Çerkezlerin bir başka duruşu vardır. Bu ara Çerkez Federasyonları ile beraber bir de Kafkas göçüyle ilgili bir sempozyum. Aydın Bey'in o iş için vereceği
çalışmalarla, evet. Profesör Süleyman Saim Tekcan bir Kafkas'tır. Onun vereceği çalışmalarla taçlanacak. Gülgün Hanım, sizi bunca işinizin içinde biz rahat bırakmayacağız. Aa, seve seve. Bütün bu çalışmalar için, çünkü bunlar kalibresi yüksek olacak şeyler. Herkesin önerilerine de açık olarak devam edeceğiz. Ne güzel. Bilin istedik, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de canım. Geldiniz. Yarın çok önemli bir sergiyi hayata geçiriyorsunuz. Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 17'de başlayacak. Ve Profesör Doktor Nazan Erkmen anısına geçtiğimiz ay içinde maalesef bahsettiğimiz gibi ansızın yitirdik. Işıklar içinde uyusun. Hatırası bıraktıkları hep yaşayacak bir sanatsever olarak ve siz de yaşatmayı sürdüreceksiniz değerli dostlarıyla. Yarın 10 Kasım Büyük Önderimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz ve yaptıkları ilelebet yaşayacak söz verdik. En büyük yol, en önemli yol, yolumuz Aslanlı Yol diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sizlere de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Büyük Önderimizi saygıyla ama en çok özlemle anıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bir hafta kadar